Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Erciyes İlahiyat Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Profesör Doktor İbrahim Kalınsa zirveye katılanlara modernite, gençlik ve din konulu konferans verdi. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen modernite, gençlik ve din konulu 2022 İlahiyat Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi Profesör Doktor İbrahim Kalın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Bakanı Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı yazar Necmettin Nur Saçan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Eru İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Kamil Cihan ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir hafta önce göreve başladığını, kentteki manevi ve tarihi atmosferin etkisi altında olduğunu belirterek, düzenlenen konferans vesilesiyle yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Gençlere önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şu ifadelere yer verdi. Makarru ulema, makarru evliya olarak bilinen Kayseri'mizde böyle anlamlı ve önemli bir organizasyona imza attığı için gençlerimizi ben tebrik ediyorum. Rektörlüğümüze de ayrıca bu fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Takdir edilir ki bir şehrin manevi iklimi ya da havası o şehri çok etkiler. Yaşayanlarını etkiler, gençlerini etkiler, geleceğini etkiler. Hayırseverler şehri olarak bilinen bu güzel şehrimizde bizler de diyoruz ki üniversitelerimizle bezenmiş olan Sivas'ımız, Kayseri'miz, Konya'mız ya da diğer şehirlerimiz buralarda bulunan yavrularımıza daha çok fırsat verilmesi, daha çok destek verilmesi, öğretim üyelerimize daha çok fırsat verilmesi, daha çok destek verilmesi bağlamında beklentilerimizin olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü bu yavrularımıza, bu canlarımıza bizler sahip çıkarsak cumhuriyetimizi geleceğe taşır inşallah. Tabii ki 2023, tabii ki 2071'lere elbette ki taşıma yolunda, hep beraber 2023'lere taşıma yolunda gayretler göstermeye devam ederiz. Konferans kapsamında Erciyes Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi geçmişine değinen Eru Rektörü Mustafa Çalış şöyle konuştu. Bir haftadır ben de Kayseri'deyim. Kayseri'deki bu atmosfer özellikle manevi ve tarihi atmosferin etkisi altındayım ben de bir haftadır. O yüzden çok uzatmadan şunu söyleyeceğim sadece. Sayın Büyükelçim, biz aramızda rektör hocamızla beraber size hangi ünvanınızla hitap edelim diye konuşuyoruz. Çünkü hayatınız bir başarı hikayesi. Büyükelçilik, özellikle Cumhurbaşkanlığı sözcünüz, öğrencilerimizin hocası, akademisyenliğiniz. En son öğrencilerimize hitap edileceği zaman hocamız diye hitap etme kararı verdik. Şeref verdiniz. Ben de bu ara sizin kitabınızı zaten okuyorum. Az önce de anlattım. İlk haftamda sizi ağırlamaya şansını yakaladığım için de mutluyum. Ve sevgili öğrenciler sizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Kısa kesiyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldin. Modernite çok kabaca 17-18. Yüzyılda Avrupa'da aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan yeni bir dünya tasavvurunu ve medeniyet anlayışını temsil ediyor. Etkileri itibariyle Avrupa'nın dışına çıkıp bütün dünyanın tarihinin, entelektüel, siyasi, kültürel, ekonomik tarihinin seyrini değiştirmiş büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu sadece Avrupa'nın yakın coğrafyasını değil, Hint medeniyeti gibi, Çin medeniyeti gibi, Afrika gibi, Latin Amerika gibi dünyanın değişik bölgelerini de kökten, derinden etkilemiş bir tarihi süreç. Akılcılık çok kısaca tanımlamak gerekirse, insanın eşya ile varlıkla olan ilişkisinde aracısız olarak hakikati ortaya çıkartmaya vesile olacağına inanılan temel yaklaşımı ifade ediyor. Yani ben gerçeği anlarken, varlıkla ilişkimi kurarken, kendimi anlamlandırırken, aklın dışında bir kaynağı, bir referansı esas almak zorunda değilim. Akıl, doğru bilginin, doğru eylemin, iyinin, güzelin ve doğrunun bilgisinin yegane kaynağıdır. Çok özet, çok basit bir şekilde ifade edilecek olursak, akılcılık yahut rasyonalizm bunu ifade ediyor. Hikmet açısından baktığınızda akıl da aslında olması gereken doğru yere oturur. Başta da söylediğim gibi ne aklı modernitenin yaptığı gibi mutlaklaştırmak bir çözümdür,
ne de postmodernizmin yaptığı gibi izafileştirmek, işlevsizleştirmek bir çözümdür. Bu ikisinin dışında, üstünde farklı bir entelektüel, kavramsal bağlamda bizim aklı doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Modern manada pozitivizmin, materyalizmin tahakkümü altına girmiş rasyonalizm aslında akla yapılmış en büyük haksızlıktır. Akıl tanımı gereği kendi dışındaki ve ötesindeki hakikati anlamaya çalışmak için çaba gösteren bir cevherdir. Moderniteyle birlikte artık işte aklın ışığıyla insanın kendine yeni bir yol haritası çizmesi bağlamında akıl ve inanç arasında mutlak bir çatışmanın olması gerektiği fikri pratik hayatımızın da bir parçası haline geldi. Bunu sorgulamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Aklı doğru bir zemine oturtursak, onu diğer epistemik imkan ve araçlardan bir tanesi olarak değerlendirir. İnsanın eşyaya, varlığa, kendi manasına erişiminin önündeki araçlardan biri olarak doğru konumlandırırsak, akıl ile kalp çatışmak zorunda olmadığı gibi, akıl ile inanç da çatışmak zorunda değildir sonucuna ulaşabiliriz. Konuşmaların ardından günün anısına teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitemiz gerçekten köklü, tarihi geçmişi olan bir vizyona sahip, aynı zamanda 6000 yıllık tarihiyle birçok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi, ticaret, sağlık, kültür ve eğitim şehri olarak bilinen Kayseri'mizin köklü bir üniversitesidir. Bugün Erciyes İlahiyat Zirvesi'ni düzenleyen İlahiyat Fakültemiz ise 44 yıllık mahallesi olan Erciyes Üniversitemizden daha köklü bir tarihe sahip olup 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla açılmış ve 1982 yılında İlahiyat Fakültesi'ne dönüşerek